hep iktidarlar, hükümetler enflasyonla mücadelemiz devam edecek diyorlar. Fakat enflasyonu düşürmeye yönelik hamlelere gelindiği zaman hep para piyasalarıyla ilgili hamleler yapıyorlar. Yapısal kalıcı reformlar yapmaktan hep uzak duruyorlar ya da yapamıyorlar. Onu artık bilemiyoruz. Yani faiz artışları, işte dövize müdahaleler, zam politikaları, vergi politikaları, mali politikalar kullanılarak enflasyon bir şekilde indirilmeye çalışılıyor ama genelde başarısız olunuyor. Yani düşük enflasyon tahminlerini koyup onun üstünden düşük bir zam yapacaklar. Gerçekleşen enflasyonla arada uçurum olacak ve emekli olsun, asgari ücretli olsun fakirleşmeye devam edecek. Yani bunları saklamamak lazım. Gerçekleşenler bunlar. Hı hı. Ama gönlümüzden geçen tabii ki emeklinin ve asgari ücretlinin enflasyon altında ezilmemesi. Şimdi TÜİK rakamlarıyla sürekli enflasyonu düşük gösteriyorsunuz. Merkez Bankası tahminleri hadi eskisiye göre daha realist. Eskiden daha da düşüktü biliyorsunuz geçen yıllarda. Şimdi yapılan tahminlerin bile ben objektif olduğuna inanmıyorum. Çünkü akaryakıta yapılan zamları görüyoruz. Vergi artışlarını görüyoruz. Dövizdeki artışı görüyoruz. Bunları gördükten sonra nasıl inanalım enflasyona? Yani inanmamızı beklemek saftillik olur. Önümüzde bir kış var. Doğalgaz zammı gelecek söyleniyor. Dövizin 27 liralarda ne kadar uzun sürede kalabileceği meçhul. Çünkü olması gereken yerin ciddi altında gözüküyor. Orada bir kıpırdanma, bir %15-20'lik bir artış doğal olarak enflasyonu tetikleyecek. Şimdi bütçede gelir gideri tutmak için gelir kalemlerini arttırmaya yönelik vergi zamları yapıyorlar. Giderleri de düşük tutmak için zamları düşük tutmaya çalışıyorlar. Yoksa açığı kapatma şansları yok. Ama tabii bu politika halktan yana bir politika değil. Özellikle Türkiye gibi bir ülkede sabit gelirli nüfusun çok yoğun olduğu bir ülkede bu insanları fakirliğe mahkum edecek düzeye doğru gidiyor. Görünen o. Yüksek zam yaparsa bütçe açığı büyüyecek. Bu sefer enflasyon daha da azacak. Yani bu Arap saçı gibi bir durum. Buradan çıkışı sağlayamıyorlar şu anda. Şöyle bir gerçek var. Siz faizinizi 30 olarak belirlediniz Merkez Bankası olarak. Fakat kredi kartı faizleri ve KMH faizlerini %4'lere taşıdınız. %4'ün yıllık bileşiği kaça gelir? 60'lara 70'lere gelir. Siz faizde 30 diyorsunuz ama halktan %60'la para veriyorsunuz. Yani burada bir dengesizlik yok mu? Demek ki enflasyon çok yüksek. Sizin verdiğiniz faizler düşük ama halktan talep ettiğiniz iki katı. Bu neyi amaçlıyor? İnsanların kredi almasını caydırmak istiyorlar. Caydırmak istemelerinin sebebi de tüketimi dizginlemek istiyorlar. Çünkü tüketim enflasyonu körüklüyor. Enflasyonu indirmenin bir yolu da tüketimi dizginlemek. Ama tüketimi dizginlerken de ekonomiyi soğutmaya götürüyorsunuz doğal olarak. Ben yanlıştır demiyorum. Ama kredi kartları özelinde halkımızın o kartları ne için kullandığına iyi bakmak lazım. Yurt dışındaki gibi otel harcamaları, lüks tüketim gibi alanlarda kredi kartı kullanılmıyor. Türkiye'de insanlar kredi kartına kolay ulaşabildiği için o alanı bir geçinme kapısı haline getirmiş durumda. Tabii. Kredi kartları ağırlıklı olarak alışverişlerde kullanılıyor, mutfak alışverişlerinde kullanılıyor. Siz limitleri düşürüp ya da faizleri yükselterek halkı kış öncesi parasız bırakıp kendi kaderine bir şekilde razı gelmesini istiyorsunuz. Bir de üstüne düşük zamlar yaparsanız maaşı az zamlanmış. Krediye ulaşımı zorlaşıyor. Peki bu nereye gidecek? İnsanların tüketimlerini azaltmasına yol açacak. Ama ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntı çekmeye başladıkları zaman nasıl geçinecekler sorusu ortada. Fazla önemsemiyorlar. Şu anda enflasyonu düşürmek
daha önemli. Hı. Hatta ben size şu kadarını söyleyeyim. Allah'tan bir yerel seçim var kapıda. Hı. 5-6 aylığına biz asıl acı ilacı içmiyoruz şu anda, Hmm. inanın. Yani şu yapılanlar Asıl acı eğer ilaç yerel seçim Mart'tan sonra mı? olmasaydı, tabii ki, tabii ki. Yani hiçbir iktidar bir kritik seçim öncesi halkına acı ilacı içirmek istemez. Yani politika gereği seçimlerin bitmesini bekler. Şimdi bu yerel seçimde Türk halkının en azından çok fazla yıpranmadan yerel seçime kadar devam etmesini bir şekilde sağlayacak. Ya aslında halkçı politikalar uygulamak isteyen iktidarların şu darboğazla yapması gereken belli. Soruyorsunuz, söyleyeyim. KKM'ye verdikleri faizi insanların kredi kartı borçlarının faizini kapatmaya kullansalar, sadece bu değişimi yapsalar, 40-50 milyon insanı üstünden bir borç yükü alırlar ve rahatlatırlar. Bunu bilmiyorlar mı acaba? Biliyorlar. Ama yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Niye? Çünkü o paranın KKM'de durması izledikleri yanlış döviz politikasını kurtarmak için mecburiyet. Yani yanlış bir siyaset yaptılar. Sonucunda KKM'yi yarattılar ve o sırtlarında bir yük. Şimdi kurtulmaya çalışıyorlar, kurtulamıyorlar. Orada duran meblağ dövize kaydıkça bu sefer döviz artacak, o da enflasyonu arttıracak, hayat pahalılığı getirecek. Tabii. Yani öyle problemler açtılar ki 3 yıl içinde. Bu açtıkları problemleri şimdi tek tek temizlemeye çalışıyorlar ve bundan dolayı da halka vermeleri gerekeni veremeyecek durumdalar. Şu anda kendi problemlerini ilk önce çözecekler. Sonra imkan kalırsa halka yönelik bir politika belki yaparlar ama ben yapacakları kanaatinde değilim. Neden? Geçmişte yapılanlar geleceğin aynasıdır. Bugüne kadar ne zaman kredi kartı faizleri silinmiş bu ülkede? Hiçbir zaman. Bu ülkede en fazla seçim zamanı trafik cezaları silinir. Onun dışında bir şey yapanı görmedim. 51 yaşındayım. O kadar iktidar gördüm. Ama halkın lehine pozitif zam yapan ya da vergileri kaldıran ya da silen faizleri bir anlayışa rastlamadım. Yani şunu ekleyebilirim. Burada kritik nokta New York'ta yaptıkları görüşmeler sonrası Ekim'de IMF'de gelince yurt dışından ne kadar sıcak para alabilecekleri bu iktidarın kaderini belirler. Ekonomi yönetiminin. Eğer ciddi bir destek bulmayı şansları olursa o gelecek sıcak parayla gemiyi yüzdürmeyi deneyecekler. Ama bulamazlarsa 94 krizini bilmiyorum siz belki hatırlamazsınız. Ben hatırlamam. 94 yılında dolar bir gecede 8 liradan 45 liraya gitmişti. 5 katına çıkmıştı. Çok ağır bir reçete verilmişti. Ekonomik faizler gecede binlere çıkmıştı. Yani anormal bir dönemdi. Yani bu yerel seçimlerden sonra ona benzer sıkıntılı bir döneme girme ihtimalimiz bayağı yüksek. Yurt dışından sıcak kaynak bulamazsak ki şu ekonomik göstergelerimizle bize sıcak para niye gelsin sorusu da var. Gelmesi için bir sebep yok. Ne faizimiz cazip, ne ülke risk primimiz düşük, ne hukuk sistemimiz şeffaf. Hiçbir avantajımız yok. Yani yabancı yatırımcı için şu anda zemin zaten sıkıntılı. Vitrinimiz Sosyal biraz problemlerimiz problemli var. yani. Yani mülteci problemimiz var. Yani her türlü bizim dışarıdan yatırım çekmemize uygun bir zeminimiz olmadığı halde bize sıcak para niye gelsin? İşte farklı sebeplerle gelebilir tabii. Siyasi sebepler olabilir Siyasi. ama onun dışında ekonomik sebeplerle gelme ihtimali artık kalmadı. Buradan nasıl çıkılır? Var çıkış yolu doğru ama çok köklü reformlar gerekiyor. Yani ikinci bir cumhuriyet dönemi yaşamamız lazım. Yani her alanda ciddi devrimler yapacaksınız. Tarım politikası, sağlık politikası, eğitim politikası. Baştan sonra revize edeceksiniz. Meclis aritmetiğine bakıyorum. Meclisin içindeki yapıları görüyorum. Öyle bir devrimin yanından bile